Merhaba sevgili dostlar. Evet, yine beraberiz. Bugün size bahsedeceğim mesele görüntünün, görselin gerçeğin önüne geçmesi. Şey gibi biraz bu. Şimdi mesela biz film izlersiniz değil mi? Ya da bir dizi izlersiniz. Ya bu dizide izlediğiniz yani olaylar gerçek değildir. Yani işte her sabahın körü, işte sete giden, orada saatlerce rol sırasını bekleyen, işte sigara içen falan filan böyle hani normal işte aktörler, aktrisler işte sıraları geldiği zaman kameranın önüne geçerler, işte rollerini yaparlar işte ve sonra o dizi oynar. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusudur. Şimdi işte aktör işte burada normal işte adam isim Mehmet mesela. Mehmet oyuncu. O kendine göre bir hayatı var işte. Kendine göre düşünceleri var, kendine göre planları var. İşte sabah gidiyor dizi setine. Rolü de mesela bir Osmanlı dizisinde paşa. Değil mi? Şimdi işte bu kıyafetini giyiyor, işte kostümünü giyiyor, işte bıyıklar falan, sakallar işte tam işte Osmanlı paşası. İşte rolünü bekliyor işte. Rol gereği de işte bir salon içerisinde işte padişahın karşısına çıkacak işte padişah ona bir şeyler söyleyecek, o da işte emredersiniz hünkârım falan diyecek. Şimdi bu rolü oynamak için işte dışarıda bekliyor. Şimdi dışarıda beklerken işte telefonuna bakıyor, Facebook'a bakıyor, işte akşamleyin ne yiyeceğini düşünüyor, eşiyle ya da kız arkadaşıyla ne yapacağını düşünüyor değil mi? Yani bir hayatı var. Sonra diyorlar ki işte sıran geldi, giriyor içeriye. Bir anda içeri yani adım atar atmaz bir Osmanlı padişahı şey paşası oluyor. İşte rolünü yapıyor. İşte birkaç yüz sene öncesine gidiyor. İşte orada gereğini yapıyor. Stop diyor kamera. Tekrar dışarı çıkıyor ve tekrar eski işte normal oyuncu oluyor. Normal bir insan oluyor. Yani dediğimiz gibi hani bir aktör yani bir yere gidiyor, bir rol yapıyor ve dışarıda kendi hayatı var. Şimdi biz onun rol yaptığı kareleri diziyi izlediğimiz zaman sanki bir dizi, o dizi gerçekmiş gibi geliyor. Yani o film gerçekmiş gibi geliyor. Biz şeyi görmüyoruz yani o kameranın dışını görmüyoruz. Ve bir süre sonra beynimiz yani iki dakika sonra oradaki olayları artık gerçek gibi algılamaya başlıyor. Siz aynen gerçekmiş gibi orada üzülüyorsunuz, öfkeleniyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Değil mi? Hatta ben bir yerde gördüm işte adam Osmanlı dizisi izliyor elinde kılıç. Bir tane kılıç yaptırmış kendine böyle şey. Böyle kılıçla izliyor böyle. Hani kendisi de şey edecek. Böyle bir şey olursa o da böyle hani oradan destek oluyor kılıçla. Yani çünkü yani beyin artık onu gerçek anlıyor. Hatta biliyorsunuz bu ülkede biliyorsunuz bir dizi vardı değil mi? Kurtlar Vadisi. Çakır diye bir karakter dizi gereği öldü. Yani gıyabında cenaze namazı falan kıldılar. Etkili bir şey yani bu sinemadır, dizidir. Yani algı yönetiminin çok iyi bir örneğidir. Şimdi peki nereye geleceğim buradan? Geleceğim yer şu. Geçenlerde bir şeyde oturuyorum İzmir'de. Böyle denize nazır. Güzel bir kafe var. İşte üstten böyle hem denizi görüyorsunuz hem işte aşağıdakileri görüyorsunuz. Orada işte aşağıya bakıyorum. Şimdi bir yer var yani böyle bir güzel bir kesim var sahilin böyle kordonda. Manzara güzel yani önü açık. İşte orada böyle bir poz verdiğiniz zaman arkanızda bayağı böyle bir güzel deniz manzarası, gemiler falan var. Baktım yani iki tane çocuk böyle geldiler. İşte bir tanesi falan işte hemen telefonu verdi arkadaşı çek bakalım beni falan. İşte izliyorum bakalım. Şimdi çocuk böyle geçti ama hani çocuk böyle hani bildiğimiz işte geleneksel bir genç çocuk işte 20'li yaşlarda. Yani çok böyle hani bir şey yok yani hani böyle bir dikkat çekecek bir ekstra bir özelliği yok. Şimdi geçti şimdi mesela böyle kameranın karşısında geçti. Şimdi diyor çek ben diyor çek diye çek diyor işte anlattı ona bir şeyler. Şimdi ben yukarıda izliyorum. Şimdi bir anda böyle şimdi arkada deniz var ya böyle bir anda böyle yan döndü böyle. Böyle şuradan şöyle nasıl poz vereyim ha. Böyle şimdi burada deniz var diyelim. Böyle denize bakıyormuş gibi böyle. Böyle bir pozları falan verdi böyle. Sanki böyle şey hani Kaptan Cook falan böyle hani tropik adalarda böyle keşfe çıkmış böyle oradan ufuklara falan bakıyor yani. Hani böyle sanki orada ilgili Akdeniz'dir falan diyecek yani. Hani böyle çocuk böyle bir değişti yani. Yani böyle bir rol oynadı yani orada.
Resim çekildi. Hemen yani çekilir çekilmez. Yani şimdi şöyle bakan adam böyle çekildiğini duyunca hemen koştu böyle şeye bakıyor. Hani eski hale döndü hemen. O iyi çıkmış mı diye bakıyor. Beğenmedi. Tekrar döndü. Tekrar böyle poz verdi. 2-3 kere gitti geldi. Yani belki Türkçe bir iş yaptı desem bu kadar şey etmez üzerinde. Hani özen göstermez. Şimdi orada aklıma şu geldi. Yani artık hepimiz aktör ve aktris gibi olmuşuz yani. Rol oynuyoruz. Böyle açıyorsun Instagram'ı ve farklı rollerde insanlar. Böyle, hepsi böyle bir rolü var. Sen tabii onun dışarıdaki hayatını görmediğin için o oradaki kişiyi, işte o rolü görüyorsun. Ve bu kanıksandı. Hatta ilginç bir durum var. Bazen görüyorum. Şimdi adam paylaşım yapacak. Ama bir olay yok yani. İşte bir yerde yemekte değil, bir şey değil. Ofiste. Değil ki işte değil, hoca diyelim mesela. Öğretmen diyelim. Şimdi ne yapacak? İşte şey yapıyor işte. Kendine mesela böyle okulda çekiyor, çektiriyor. Şey diyor. İşte vatanın, milletimizin yeni nesillerini yetiştirirken falan. Böyle kendi bir şey vermiş yani. İşte öğretmen falan, idealist öğretmen. Yani çektirdiği okul İzmir'in göbeğinde böyle acayip lüks, konforlu bir yer. Yani öyle ben bir idealizm falan yok yani. Hani bin tane torpille gidersin oraya. Hani bu peki hocam şunu diyebilirsiniz. Yani hani ne var bunda? Sen de yapıyorsun. Tamam ben de yapıyorum canım birazdan. Hani ben de çekiliyorum işte eğitime gidiyorum falan koyuyoruz. Oradan seçiyorum tabii güzel. Hani güzelini seçiyorum falan koyuyorum. Ama hani şimdi hani bunun seviyeleri var yani. Şimdi benden çok daha üst seviyelerde insanlar var. Ve bir şey dikkatimi çekti. Bu ne olur yani? Bunun zararı nedir diye soruyorsan eğer şu. Şimdi her şey görüntü haline gelince içerik ortadan kalkmaya başlıyor. Şimdi mesela sen diyelim ki bir yöneticisin. Bir yöneticiden ne beklenir? İşte yönettiği yeri iyi yönetmesi, işte özel sektörü kar ettirmesi, devletse zarar ettirmemesi, orayı işte ileri götürmesi, modern yönetim teknikleri uygulaması, işte aldığı yönettiği yeri bir iki seviye öne çıkarması. Ya da siyasetçiysen işte nedir? Halkın ihtiyaçlarına koşturman, cevap vermen. İşte belediye başkanıysan senin olayın nedir? Benim suyumun akması, işte elektriğimin, suyumun, işte bunların zamanında gelmesi, bir problem olmaması, çöpümün toplanması. Yani görevini yapman beklenir. Yani iyi bir, başarılı bir yöneticiden, başarılı bir efendim iş adamından, başarılı bir belediye başkanından, başarılı bir siyasetçiden bekleyenler bellidir yani. Başarılı bir eğitimciden beklenen bellidir yani. İşini iyi yapmandır. Ha işini iyi yaparken işte resim çekilip koyuyorsan ne, güzel yani, iyi bir şey. Bunda problem yok. Fakat şimdi şöyle bir şey oldu. İşte bakıyorum mesela adam mesela yönetici. Ve şeyle gelmiş yani siyasi şeyle gelmiş. Atamayla gelmiş yani. Şimdi adam sabah bir başlıyor. İşte bilmem ne makamımızda bizi ziyaret etti. Biz oluyorsun bu arada bir anda. Biz yani böyle. Ben padişahım gibi. Bizi ziyaret etti. İşte bilmem neyi işte açılışta katıldık. Şunu yaptık, işte şuraya gittik, otladık, zıpladık falan. Şimdi yani, yani mesela belediye başkanıysan sen, senin görevin atlamak, zıplamak, işte bir yeri ziyaret etmek falan değil yani. Hani senin görevin işte işini yapmak. Ama bu şey oluyor yani, nasıl söyleyeyim, sürekli bir propaganda halinde. İşte iyi belediye başkanı rolü, iyi yönetici rolü, iyi eğitmen rolü. İşte ben sürekli bir rol oynamak zorundayım. Hep böyleyim ben, işte hep film karakteriyim. Bir yerden sonra insanlar buna inanıyorlar. Yani ben mesela söyleyeyim. Yani ben bir yöneticiyi biliyorum mesela. Yani yapılan ortada bir şey yok. Ama hani adam mesela diyeyim ki belediyede, yani biliyorum belediyeyi yani yapılan bir şey yok yani. Ama hani öyle bir imaj veriyor ki yani adam sanki zannedersin şey yani çok büyük filmlere konu olabilecek kadar başarılı bir devlet adamı, bir siyasetçi falan. İmaj öyle yani, algı öyle. Şimdi bu kolaycılık tabii bu. Yani bunu yaptığın zaman insanlar inanıyorlar da. Sen de inanıyorsun ama ortada bir şey yok. Ya bunlara gerek yok. Yani mesela işte eğitim vermeye gidiyorsun. Tamam işte mesela ben de yapıyorum işte. Şurada eğitim verdim diyorum. Tamam çok güzel. Ya bu okey yani bunda problem yok. Ama şu problemli. İşte
A firmasının geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda işte yeni bilmem neler, işte şunları yaptık, şöyle ufuklar. Ya böyle, böyle edebiyat parçalamanın manası yok yani. İşini yap, tamam. Şimdi mesela ben burada bu videoda bir şey anlatıyorum. İşte eğitim veriyorum şu anda size, işte bir şey anlatıyorum. E şimdi tamam, işte konuşuyorum, sen de dinliyorsun. Bunu böyle işte Aydın Sadar Kuru işte televizyon şeyde müthiş bilgiler paylaştı halkla. Yani gerek yok. Tehlike şurada. Bu artıyor. Gençlerin bunu yapması çok problem değil. Normal vatandaşın bunu yapması çok problem değil. Benim yapmam çok problem değil. En fazla yani bu adam ne diyor dersin geçersin. Ama hani Allah aşkına ya, hani belediye başkanının, işte devlet adamının, işte üniversitenin profesörünün, işte ya da yöneticisinin nasıl söyleyeyim, işte bir doktorun, değil mi, hani bunlara bunu yapmaması lazım yani. Çünkü senden beklenen işini iyi yapman, yani goy goy yapman değil. Hani sen işini iyi yap, merak etme, insanlar zaten seni görürler, seni anlarlar, seni bilirler. Bizim tarihimizde, yani şimdi düşünebiliyor musunuz şimdi? Mesela iki tane örnek vereyim mesela şimdi. Mesela birinci örnek mesela Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet zamanında Twitter var diyelim mesela. Fatih Sultan Mehmet'in de Twitter hesabı var. Sultan Mehmet Han at twitter.com, değil mi? He. Ne kadar böyle şey varsa takipçisi, işte vezirler, erkanlar falan hepsi onu takip ediyor. İşte 500 bin takipçisi var veya padişah, resmi padişah Twitter hesabı. Tamam. Şimdi şöyle olduğunu düşün şimdi. Mesela İstanbul'u fethedecek. Amaç bu değil mi? İşte Fatih Sultan Mehmet böyle yapıyor. İstanbul'u fethetme hazırlıklarımızı yaparken, işte Yeniçerileri denetlerken, işte mesela böyle bir şey yapmışlar, böyle bir oturmuş böyle herkes, böyle bütün divan herkes, işte İstanbul'u nasıl fethedeceğimizi düşünürken, hani böyle sürekli şey, goy goy. İşte ordu hazırlanıyor, işte orduyu hazırlarken, işte top döküyor, topları dökerken, bu toplar işte İstanbul'un duvarlarını şöyle yapacaklar falan, işte bilmem ne. İşte Akşemseddin mesela geliyor, Akşemseddin işte bir şey anlatıyor, işte hocamı dinlerken falan, böyle resimler. Onun altında böyle ne kadar yardakçı varsa etrafta böyle beğeni falan, böyle herkes beğeniyor. İşte değil mi? Yani Çandar Halil beğenmedi falan. O niye beğenmedi falan diyor. Yani, tarihi bilenler espriyi anlayabilirler. bazen böyle şey kıl espri yapabilirim. Kusura bakmayın yani. Anlayan anlar ama. Çandar Halil niye beğenmedi? Bakın bakalım onun ne olduğunu anlar, bilen bilir. şimdi düşünsenize böyle bir şey olur mu ya? Yani şimdi böyle bir insan, işte peygamberin müjdelediği İstanbul'u fetheden komutan, ne güzel komutandır, işte buna masal olacak bir hükümdar, hani böyle bir şey yapar mı yani? Düşünün bakalım. Atatürk mesela, düşünsene Atatürk zamanında Twitter var mesela, değil mi? Yani işte Twitter var, işte şimdi Samsun'a çıkacağız, hazırlıktayız, gemideyiz şu anda, check-in gemi. Şu an Samsun'a çıktık falan, işte şu an Sivas Kongresi'ni topluyoruz, işte beğen hani. Yani böyle bir şey yok yani. Sen işini yap. Ne yapacaksan yap. Tamam, paylaşacaksan da paylaş ama abartma, belli oluyor. Bu hatayı ben de yaptım. Yani ben de ilk zamanlar, ilk bu eğitimciliğe başladığım zaman, koşuklara başladığım zaman hani şey düşündüm yani, böyle hani kendimi göstereyim falan böyle falan. Ama yani bak, kimse yemiyor yani, komik duruma düşüyorsun. Şimdi mesela bakıyorum, eski paylaşımlarım aptalca geliyor bana yani. Şimdi tamam yani, hani gene koyuyoruz. Neden koyuyorum? Tamam bir hani işte bir eğitim verdiğimiz gözüksün. Belki adamın aklına düşer. Ya bir eğitim alayım falan der. Oradaki insana ulaşabilirim. İyi olur. Yani bu adam şu yüz bu yüz düştü. Ne yapıyor falan. İşte bunu yapıyoruz. Gör. Hani Instagram'a bak. Facebook'a bak. İşte bir şeyler yapıyoruz. Beni bilen biliyor. Facebook, Instagram'ı genelde bilgi paylaşım için kullanıyorum. Genelde çoğunlukla yani. Bazı işte bir şey de koyuyorum. Onun problem değil ama. Hani genelde bir bilgi paylaşımı için bunu yapıyorum. Sözün özü. Bu dostlar, hani bu iyice zıvandan çıkmaya başladı. Dünyada da böyle. Türkiye'de de böyle. Lütfen ricam. Bakın ne yapıyorsanız. Yani öğretmen olursunuz, doktorsunuz, işte neyseniz. Tabii ki hayatınızdaki gelişmeleri, başarılarınızı, iyi yaptığınız şeyleri sosyal medyada paylaşın. Bu güzel bir şeydir yani. Sen diye gibi kurs bitirmişsindir. Ben özendirirsin beni. Ben de bir kursa giderim. Bu güzel bir şey yani.
ya da ne bileyim işte evlilik, nişan, bunlar güzel şeyler yani. Ama yani sırf böyle saçma sapan işte bir hava atacağım diye çok böyle hani abartmamak lazım. Hele bir de hele bu işi bir siyasi propaganda haline çevirip bakın ben ne kadar iyi yöneticiyim, bakın ben ne kadar iyi işte şuyum buyum, işte bak ben hangi partiye bak yakınım falan. Hani şimdi o var yani. Yani. Sürekli işte hangi partiye yakınsa o partinin propagandası, işte o partinin büyükleri işte retweetleme, işte onu paylaşma falan işte şey yapıyor. E şimdi o da haklı. Niye? E ben duyuyorum mesela belli yerlerde atamalar yapılıyormuş. Yani adama şeye bakıyorlar, Twitter'ına falan bakıyorlarmış. Yani bu adam kimden falan bizi paylaşıyor mu falan diye. Yani böyle şey olur mu canım? Yani atama yapacaksan oraya en güzel gözecek adama yaparsın yani. Adam illa hani sana adam bir saygısızlık etmediği müddetçe, sana düşmanca davranmadığı müddetçe ne yaparsa yapar. Hani şimdi sen buna prim verirsen, sen işte bunları böyle yap falan biz takip ediyoruz falan dersen adam da o zaman yani şuradan mesela bir şey kaldırmayı bile şeye koyar. Lütfen bunu yapmayın ya. Özellikle şeye rica ediyorum yani bu parti büyükleri, devlet büyükleri. Lütfen siz tepeden bunu yaptıkça hani imam değil mi? Hani imam bir şey yaparsa cemaat ne yapıyor? Siz tepeden bunu yaptıkça, buna prim verdikçe aşağı doğru herkes biz gösteriş yarışına giriyor. Ve gösteriş yarışından iş yapılmıyor. Ve şöyle bir durumda var. Ciddi anlamda çalışan, iş yapan insanlar, şimdi mesela diyelim senin siyasi partin var değil mi? Sen ne istersin bir siyasi parti lideriysen? Partide en çok emek veren, işte sokakla sokak gezen, afiş asan, kapı kapı dolaşan, gecesi gündüzü olmayan bir insandır değil mi? Senin en içim en muhtemel insan. Yani politika konuşacaksa eğer. Ya bu adamın zaten orada burada resim çekecek zamanı yok. Çalışıyor adam yani. Diğer adam bakıyorsun hiçbir şey yapmıyor. 2-3 tane toplantıya gidiyor. Onlardan resimler falanlar filanlar. Ondan daha şey gözüküyor. Daha aktif gözüküyor. Ne yapıyorsun? Ya diyorsun ya bu adam bize daha faydalı oldu. İşte biz bunu şey edelim. Ya biz bunu yüceltelim. Öteki adam gitti. Buna prim vermeyin. Yani sosyal medya evet güzel bir propaganda aracı. Evet tabii ki halk, insanlar ne yaptığınızı görsün ama yaptığınızı görsün. Yani şimdi bir yere oturup kahve içerken de şimdi oturuyorsun kahve içiyorsun. Ne yapayım? Kahve içiyorsun. E tamam çek kahve içirken bir resim problem değil. Ama şöyle yapma. Bilmem ne yöneticisiyle, bilmem ne müdürümüzle günün işte olaylarını değerlendirirken. Hani öyle büyük adamsın ki sen. Şey yapıyorsun yani hani değerlendiriyorsun yani. Şimdi sen şeysin yani çok büyük başkan falansın. Kafede dünya olaylarını değerlendiriyorsun. Saçmalık. Ben de yaptım zamanında. Şimdi bakıyorum yani keşke yapmasaymışım yani. Ama İşte olabilir. Bak değişebiliyorsun işte. Olayın acayipini görebiliyorsun. Sözünüzü bu videodan almanız gereken şudur. Sosyal medya kullanın. Çok güzel. Ama lütfen özellikle bir yöneticiyseniz, özellikle bir sorumluluk makamındaysanız, özellikle bir temsil makamındaysanız, sosyal medyayı bir hava atma, bir atıp tutma aracı olarak kullanmayın. Hele hele böyle kullananlara da prim vermeyin. Bunu yaptıkça ülkenin genel olarak kalitesini düşürürsünüz. Artık ortada iş kalmaz. Sadece iş yapıyor gözüken, iş yapıyor havası veren sosyal medya fenomenleriyle baş başa kalırsınız. Öbür günde bir başınız belaya girdiği zaman, ciddi bir olay olduğu zaman gerçekten dirayetli, liyakatli, tecrübeli adama ihtiyaç, direkt kadına ihtiyaç duyduğunuz zaman da kusura bakmayın onlar çoktan kaçmış gitmiş olur. Sizin elinizde de işte bir grup içi kof sosyal medya fenomeni kalır sadece. Evet. Böyle atarla da bitirelim çünkü konuştukça daha da sinirlendim. O yüzden burada keselim. Allah bilir kaç dakika oldu. Onu da bilmiyoruz. Bir saat yükleriz şimdi. İzmir'den sevgilerimle ve saygılarımla umarım bir gün bir yerlerde görüşmek üzere. Şeyi de bırakıyorum işte son 5 videodur işte abone olun falan deyip durun. Hiç artık onlara da girmeyeceğim. İster abone olun ister de olmayın hiç problem değil. Ben bir kişi bile olsa şu sosyal medya hesaplarımda, Facebook'umda, Instagram'da, Twitter'ımda, LinkedIn'imde, işte şimdi YouTube'da bir kişi bile baksa, bir kişi bile ulaşsam ben gene yazmayı, konuşmayı sürdüreceğim.
Çünkü ben bunu, bu benim hoşuma gidiyor. İnsanlara bir şey anlatmak, bir şey aktarmak hoşuma gidiyor. Ve bunun da bir değeri olduğunu inanıyorum. O da hata yaptım, özür dilerim. Son 2-3 videodur işte yok abone olmam falan bir şeyler dedim. Gerek yok yani, kimseye bir şey demiyorum. Herkes istediğini yapsın. Faydalı görüyorsanız siz ne yapacağınızı bilirsiniz. Herkese güzel bir işte akşam dilerim. Sevdiklerinizi sağlıklı bir şekilde böyle içi kof, sadece görüntü olmayan, gerçekten insanlara değer katan insanlar, bireyler olmamız dileğiyle, sevgilerimle ve saygılarımla. Hoşçakalın.